İstanbulluların artık trafiğe, daha fazla betona, buzlu camlar arkasından kendilerini yöneten yöneticilere tahammülü yok. Daha fazla havaya, daha fazla yeşile, daha fazla işe, daha fazla aşa, kardeşliğe ve daha fazla kucaklaşmaya ihtiyacı var. Ve bunu hep birlikte başaracağız. Ve bu başarı sizlerin, hepimizin, tüm İstanbulluların başarısı olacak. Ne demiştik? Adayımız sensin İstanbul. Evet, adayımız sensin İstanbul ve Ekrem İmamoğlu artık İstanbul. İçimizden, sizlerden biri, çalışkan, genç, dinamik, deneyimli, kent aşığı, başarı hikayesi olan İstanbul denilince gözlerinin içi güler, sahici, samimi. Bu vasıfları ve inancıyla nasıl ki Beylikdüzü'ne 5 yıl içinde nefes aldırdıysa 31 Mart akşamı da İstanbul'a nefes aldıracak. Bravo. Bu nedenle gönül rahatlığıyla Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'a, İstanbul'u da Ekrem İmamoğlu'na emanet edebiliriz. Değerli basın emekçileri, son bir noktanın altını çizmek istiyorum. 31 Mart akşamı bu seçimin İstanbul'da kaybedeni olmayacak. 31 Mart akşamı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla kazanan İstanbul, kazanan tüm İstanbullular olacak diyor ve sözü sevgili başkanımız Ekrem İmamoğlu'na bırakıyorum. İstanbul'u yönetirken İstanbul'u düşünen yöneticilerin olduğu bir yönetimin olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ve her şeyden önce şu süreçte biliyoruz ki belki de Türkiye'mizi ve İstanbul'umuzu en fazla rahatsız eden partizan tutumdan uzak ve siyaset üstü bir dille yerel yönetim anlayışını İstanbul'a taşıyan bir yönetim anlayışı hedefimizdir. Bunların hepsi İstanbul hayallerimiz. Süreç içerisinde bunları çok derinden paylaşacağız. İstanbul'la ilgili hazırladığımız, topyekün hazırladığımız projelerimizi, anlayışımızı, felsefemizi en ince detayıyla bütün İstanbullularla, tüm hemşehrilerimizle paylaşacağız. Özenin ve saygının en ana unsur olduğu süreci paylaşacağız. Ve dediğim gibi İstanbul'un mazlumlarının kendilerini mutlu ve ferahlıkta hissettikleri bir İstanbul'u paylaşacağız. Hep ve bu kentin yaşayanlarıyla birlikte. Değerli katılımcılar, biliyoruz ki bu siyasal süreçte en ciddi desteği bize verecek olan çatının altındayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençleri, kadınları ve tüm örgüt üyeleri bu süreçte bu dilimizi her sokakta bütün İstanbullulara hissettirecek bir şekilde yansıtacakları bir çatının altındayız. Biliyorum ki onların gözlerinden bu heyecanı hissediyorum. Kalbimizde neyi hissediyorsak dil birliği yaparak herkese bu yürekli anlayışımızı tek tek anlatacağımız günlerin başlangıcındayız. Bu sorumluluğu en üst seviyede taşıyacağını biliyorum. Ve çok güzel bir kampanya sürecini ahlaklı bir şekilde, seviyeli bir şekilde sadece muhatabını vatandaşa alan, vatandaşa çözümümüzü anlatan, sorunları tespit eden ve projeleri anlatan bir dili kullanacağımızı hepinizin gözünden ve yüreğinden okuyorum. Ve nihayetinde şunu söylüyorum, göreceksiniz bu güzel kampanya neticesinde 1 Nisan sabahı gerçekten İstanbul'u hayal ettiği ve İstanbullunun İstanbul'dan yönetildiği bir kenti hayal ettiği bir süreçle bir bayram havasında güzel bir günde 1 Nisan'da hep birlikte buluşturacağımdan hiçbir kuşkum yok. Değerli yol arkadaşlarım, özellikle bu süreçte yine Sayın İl Başkanım'la beraber süreci paylaştığımızda siyasi kadroların oluşumunda göreceksiniz ki mutlak
O kadrolarda kadının ve gençliğin hakimiyetini hep beraber yaşayacağımız günlerde yakındır diyorum. Bu yönetim anlayışını ve bu büyük değişimi kadrolarımızda hissettirecek ve yenilikçi, geleceğe yüzü dönük bir kenti yaratmak adına büyük çalışmamızın neticesinde hep birlikte yaşayacağız. Biz İstanbul'u çok seviyoruz. Hemşerilerimizi çok seviyoruz. 10 bin yıllık tarihi olan bu kentin sorumluluğunu taşıyoruz. Bu sorumluluğu taşırken bu sorumluluğu paylaşacağımız en büyük hazinenin bu kentte yaşayan insanlar olduğunu da biliyoruz. Onların katkılarıyla ve onların destekleriyle yöneteceğimizi de çok kıymetli hemşerilerim bilsinler. Bu yönetim anlayışı artık 1 Nisan itibariyle İstanbullunun İstanbul'u yönettiği günün başlangıç günü olacağını bilsinler. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Bu yolumuz güzel bir yol olacak. Allah bizi mahcup etmesin. İnşallah güzel neticelerle buluşmak dileğiyle. Bu güzel günde, bulutlu günde komşularımızın işlerini eğer önden olduysak şimdiden özür diliyorum. Her birinin anlayışlarını istiyorum ve kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Değerli dostlarım, sevgili örgütüm, ne demiştik? Adayımız sensin İstanbul diye. Ve şimdi diyorum ki, İstanbul sensin sevgili Ekrem İmamoğlu. Ve gönül rahatlığıyla, İstanbul'u Ekrem İmamoğlu'na, Ekrem İmamoğlu'na da İstanbul'u emanet edebiliriz. Öyle değil mi? 31 Mart akşamı yerel seçimlerin bir tane bile kaybeden olmayacak. Kazanan İstanbul, kazanan bütün İstanbullular olacak. Tüm İstanbullularla başaracağız. Ben de bu başarının, bu sürecin en değerli bir ferdi olmak istiyorum diyen herkese kapımız açık. Tüm İstanbulluları bekliyoruz. Bu güzel gelecek yürüyüşüne bekliyoruz. Hepimize, hepinize başarılar diliyorum. 1 Nisan'da yeni bir İstanbul'la, güzel bir İstanbul'la buluşmak üzere. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.